Kanal Urfa Ana Haber Bülteni'nden hepinize mutlu akşamlar sayın seyirciler. Gelişmelerle karşınızdayız. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısında yer alan Suriye'nin Resulayn kentinde terör örgütü PKK saldırısı sonucu şehit olan DSİ personeli Cihan Gökkaya, Şanlıurfa'da düzenlenen törenin ardından uğurlandığı Balıkesir'de toprağa verildi. Benim topraklar için toprağını yüz asker, gökten icat ederek öpse o kadar değer. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısında yer alan Suriye'nin Resulayn kentinde terör örgütü PKK saldırısı sonucu devlet su işleri personeli Cihan Gökkaya şehit oldu. Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber. Evet, sana ağrısı açmış duruyor peygamber. Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim Araştırma Hastanesi morgundan alınan Şehit Gökkaya'nın cenazesi Şanlıurfa GAP Havalimanı'na getirildi. Buradaki törende saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehidin özgeçmişi okundu. Şanlıurfa Müftüsü Ramazan Tolan tarafından dua edildi. Bedenini vatanına siper eden aziz şehidimizin huzurundan ellerimizi açarak Ya Rabbi sana yalvarıyoruz, dualarımızı kabul eyle. Okunan duanın ardından şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu askerler tarafından omuzlanarak uçağa konuldu. Şehit Cihan Gökkaya'nın cenazesi Balıkesir'in Karesi ilçesinde toprağa verilecek. Bu vatan kimin? Bu vatan toprağınızdan bayrağınızdan sıradanlar gibi duranlarıdır. Törene Şanlıurfa Vali Vekili Abdullah Abit Öztoprak, 7. Kolordu Komutanı Yılmaz Yıldırım, Jandarma Komutanı Metin Düz, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Oktay Abuga, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yeniçeri, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Kaytan, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Eyyubiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, şehidin devlet su işlerinden çalışma arkadaşlarıyla kurum ve kuruluş müdürleri katıldı. 1984 tarihinde Balıkesir'de doğmuştur. 37 yaşındaki iki çocuk babası Şehit Cihan Gökkaya 1 Ocak'ta görev değişimiyle memleketine gideceği öğrenildi. Benim bu topraklar için toprağa düşmüş asker. Gökten icat ederek öpse o kadar kaldı değer. Suriye'nin Resulayn kentinde terör örgütü PKK saldırısı sonucu şehit olan DSİ personeli Cihan Gökkaya için memleketi Balıkesir'de tören düzenlendi. Şehit Cihan Gökkaya için Balıkesir'deki tarihi Zanuspaşa Camii'sinde cuma namazı vakti cenaze namazı kılındı. Balıkesir doğumlu Cihan Gökkaya 2004 yılında meslek lisesinden mezun olmuştur. Şehit DSİ personeli Cihan Gökkaya'nın cenazesinde aile üyeleri büyük üzüntü yaşadı. Şehidin babası Mustafa Gökkaya cenaze namazı öncesi taziyeleri kabul ederken şehidin kız kardeşi tabuta sarılarak ağabeyi için ağladı. Şehit Cihan Gökkaya'nın eşi Arzu Gökkaya ise cenaze namazının ardından cenaze arabasına konulan şehidin tabutuna sarılarak "Beni niye bıraktın?" diye gözyaşı döktü. Bizler de şehidimize bir kez daha Allah'tan rahmet, kederli ailesine ise başsağlığı diliyoruz. Vatan sağ olsun. Sayın seyirciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yayımladığı yeni yıl mesajıyla 2022'nin Türk milleti ve tüm insanlık için daha huzurlu bir yıl olmasını temenni etti. Aziz milletim, hepinizi en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımladı. 2021 yılının bir önceki yıl gibi koronavirüs salgınının gölgesinde geçtiğini belirten Erdoğan şöyle konuştu. Geride bırakmak üzere olduğumuz 2021'i bir önceki yıl gibi koronavirüs salgınının gölgesi altında geçirdik. Üstelik bu yıl salgına ilave olarak iklim değişikliğinin yol açtığı afetler, çeşitli ülkelerdeki istikrarsızlıklardan kaynaklanan gerilimler, bitmeyen göç dalgalarının yol açtığı acı görüntüler gibi yeni veya süre gelen sıkıntılarla da yüzleştik. Küresel yönetim ve ekonomi sistemi, 2008 finans krizi,
Suriye ve Afganistan başta olmak üzere kriz bölgelerinde verilen kötü imtihanlar, salgın sürecindeki beceriksizlikler gibi hadiseler de olduğu gibi geçtiğimiz yılda kökünden sarsılmaya devam etmiştir. Döviz kurunda yaşanan dalgalanmalara da değinen Erdoğan, Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokarak hedeflerine ulaştırmakta kararlıyız dedi. Döviz kurunda yaşanan ülkemiz ekonomisinin gerçekleriyle ve ilerleyişiyle uyumlu olmayan dalgalanmayı serbest piyasa kuralları çerçevesinde aldığımız tedbirler paketiyle ortadan kaldırdık. Hedefimiz yatırımcılarımızın, üreticilerimizin, işletmelerimizin, vatandaşlarımızın önlerini görerek ekonomideki atılımımıza en yüksek katkıyı sağlayabilecekleri istikrar ve güven iklimini kalıcı kılmaktır. Yeni yılın milletimize ve tüm insanlığa huzur ve refah getirmesi duasıyla hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla. Yeni Zelanda 2022 yılına giren ilk ülkelerden biri olurken halk bu yılda Covid-19 kısıtlamaları kapsamında havai fişek gösterileriyle yeni yıla merhaba dedi. Yeni Zelanda, Samoa, Tonga ve Kiribati adalarının ardından yeni yıla ilk giren ülkelerden biri oldu. Türkiye saatiyle 14'te 2022 yılına giren Yeni Zelanda'da havai fişek gösterileri düzenlendi. Atlanta Sky Tower Kulesi ve Harbour Köprüsü geri sayımın ardından yeni yılın ilk saniyelerinde özel ışık gösterileriyle aydınlatılırken gösteriler yaklaşık 10 dakika sürdü. Yeni Zelanda'dan sonra 2022'ye ilk gelen ülkelerden biri ise Türkiye saati itibariyle 16'da Avustralya oldu. Bu yıl kısıtlama olmasa da yeni yıla girerken endişe değişmedi. Yılbaşı öncesi uzmanlar dünyada da vaka patlamasına yol açan koronavirüsten daha hızlı bulaşan omikron varyantına karşı uyarıda bulundu. Geçen yıllarda alışık olduğumuz kalabalık yeni yıl kutlamalarını bu yılda göremeyeceğiz. Nedeni tabii ki koronavirüs salgını. Türkiye ve dünya genelinde Covid vaka sayısında hızlı artışa neden olan koronavirüsün omikron varyantı bu yıl başını kabusa çevirebilir. Hem grip salgını hem omikron nedeniyle her iki hastalıkta vaka artışı yaşandığına dikkat çeken uzmanlar toplumu yeni yıl kutlamaları için uyardı. Maske, mesafe ve hijyen gibi kişisel tedbirlere harfiyen uyulmasını öneren uzmanlar, aşının yanı sıra yılbaşı kutlamalarının yapılacağı ev ortamlarının sık sık havalandırılmasını ya da havalandırması iyi olan mekanda yeni yılın karşılanmasını önerdi. Omikron varyantı Avrupa'yı kasıp kavururken Türkiye'deki günlük vaka sayıları da artışa geçmiş durumda. Sağlık Bakanlığı verilerine göre 1 Ocak'tan itibaren virüs türlerini anlamak için yapılan gen sekeslamasında 3344 örnekten sadece 42'sinin omikron varyantı olduğu ve yeni varyantın 6 ilde görüldüğü belirtildi. Toplamda 3344 sekanslamada 3074'ünün Delta varyantı olduğu, omikron varyantının görüldüğü illerin ise İstanbul, İzmir, Şırnak, Diyarbakır, Kütahya, Isparta olarak sıralandığı duyuruldu. Ancak uzmanlar tespit edilenden çok daha fazla sayıda omikron vakası olduğunu gündeme getirirken, asıl endişe verici gelişmenin sağlık çalışanları arasındaki vaka artış hızı olduğuna dikkat çekildi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Atatürk Anadolu Lisesi'nde öğrencilerle bir araya geldi. Başkan Beyazgül, kentte öğrencilere yönelik çalışmalar yaptıklarını söyledi.
Yaş ortalamasına göre Türkiye'nin en genç iline sahip olan Şanlıurfa'da eğitime ve gençliğe büyük önem veren Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül her fırsatta gençlerle bir araya gelmeyi sürdürüyor. Dua ederken yine bir gençlik merkeze 5-6 katlı faaliyete koyuyoruz. Atatürk Anadolu Lisesi'nde düzenlenen söyleşiye katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, her fırsatta gençler ve öğrencilerle bir arada olmaktan mutlu olduğunu söyledi. Kütüphanelere gidiyoruz, yapılamıyoruz diyorsunuz. Demek ki bizim bir de ufalı gençlerimiz kütüphanelerde oluyorlar, fazlaca oluyorlar, ders çalışıyorlar. Bu çok mutluluk verici. İnşallah siz böyle gayret ederseniz biz de sizlere gayret edeceğiz. Başkan Beyazgül öğrencilere Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan kitaplardan hediye etti. Sayın seyirciler, geçtiğimiz yıl koronavirüs dolayısıyla hayatını kaybeden Kanalurfa Yönetim Kurulu Başkanımız İbrahim Toru adına tahsis edilen Hatıra Ormanı'na Dost Meclisi üyeleri ve çocuklar fidan dikti. 2020 yılının Eylül ayında yakalandığı koronavirüs salgını nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İbrahim Toru, sevenleri tarafından unutulmuyor. Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğü tarafından başlatılan ve iş insanı Saadet Ayşeoğlu tarafından daha önce İbrahim Toru adına bir ormanlık alan oluşturulmuştu. Yeşil Urfa projesine rahmetli İbrahim Toru'nun kurmuş olduğu Dost Meclisi üyeleri de katkı sağladı. Ve öğrenciler bölge müdürlüğü tarafından Hilvan yolu üzerinde tahsis edilen alana İbrahim Toru Hatıra Ormanı adını vererek fidan dikti. Rahmetli İbrahim Toru'nun kardeşi Kanalurfa Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahim Toru, iş kadını Saadet Ayşeoğlu'nun da katıldığı fidan dikiminde öğrenciler de ellerine aldıkları fidanları toprakla buluşturdu. Şimdi getir suyu ver, ondan sonra topla. Fidan dikimi ve İbrahim Toru Hatıra Ormanı hakkında konuşan Kanalurfa Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahim Toru şöyle konuştu. Sarıf Orman Müdürlüğü'nün başlatmış olduğu Yeşil Urfa projesine rahmetli İbrahim abi'nin kurmuş olduğu Dost Meclisi olarak rahmetli İbrahim abi adına tahsis edilen Hatıra Ormanı'na ağaç dikimi için biz de katılım sağladık. Emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ederiz. Aynı zamanda bu Yeşil Urfa projesine öncülük eden Saadet Ayşeoğlu'na da ayrıca teşekkür ederiz. Fidan dikimine katılan öğrenciler ise mutluluklarını şöyle dile getirdi. Bugün İbrahim Toru adına anısına bir hatıra ormanına geldik, fidan dikiyoruz. Çok mutlu geçti. Teşekkür ederiz bizi buraya getirdiğiniz için. İbrahim Toru adına fidan dikmeye geldik. Çok mutluyuz, çok mutlu geçti. Teşekkürler. Bugün İbrahim Toru Hatıra Ormanı'na fidan dikmeye geldik. Çok teşekkür ederiz bizi buraya getirenler. Bugün İbrahim Toru'nun hatırına ve fidan dikmeye geldik. Çok mutluyuz. Çok teşekkür ederiz bizi buraya getirenler için. İbrahim Toru'nun adını yaşatmak adına Hatıra Ormanı'nı yapmakta emeği geçen herkese şükranlarımızı bir kez daha buradan iletmiş olalım. Sayın seyirciler, Türkiye'nin Eyüpya'nın Selçuklu mahallesinde ekmek almak için fırına giden adamın cep telefonu arabasından çalındı. O anlar ise fırının güvenlik kamerasına yansıdı. Sabah saatlerinde Şanlıurfa'nın Eyüpya ilçesine bağlı Selçuklu mahallesinde meydana gelen olayda Mustafa Çiftçi adlı vatandaş ekmek almak için fırına gitti. Bu sırada cep telefonunu aracında bırakan Mustafa Çiftçi aracının camını da açık unuttu. Çiftçi fırına doğru gidince oradan geçen bir şahıs araçtaki cep telefonunu fark etti ve aracın yanında biraz dolaştıktan sonra cep telefonunu alarak bölgeden uzaklaştı. Aracına dönen Mustafa Çiftçi cep telefonunun olmadığını gördü. Olayın şokunu atlatan çiftçi bölgedeki güvenlik kamerasında yer alan görüntüleri izleyince durumu anladı. Çiftçi konuyla ilgili şikayetçi olurken hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlatıldı. (Gülüyor)
Eyüpiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, yüzlerce kişiye iş imkanı sağlayacak olan devasa Serakent projesinin ihalesinin yapıldığını açıkladı. Eyüpiye Belediyesi GAP Bölge Kalkınma İdaresi ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü arasında geçtiğimiz aylarda imzalanan protokolle ilçeye dev Serakent tesisinin kurulması için ilk adım atılmıştı. Protokol sonrası kolları sıvayan Eyüpiye Belediyesi projenin ihale işlemini de gerçekleştirdi. İlçede istihdam oluşturma adına çalışmalar yürüten Başkan Kuş, Sera projesiyle işsizliğin önüne geçmeyi hedefliyor. Eyüpiye Belediyesi'ne ait 55 dönümlük alanın 20 dönümlük alanında ilk etap çalışmalarının kısa süre içerisinde başlanıp birkaç ay içinde hayata geçirileceğini belirten Başkan Kuş, belediye meclis üyesi Abdullah Samak'la birlikte alanda incelemelerde bulundu. İlçede 3 adet 5 dekarlık, 10 adet 1 dekarlık ve 4 adet 250 metrekarelik sera yaptırılarak buralarda üretim gerçekleştirilecek. Eyüpiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Sera Kent projesinde ihale işleminin tamamlandığını ve projenin kısa sürede hayata geçirileceğini belirtti. Sera Kentimizin ilk etapı için ihalemiz tamamlandı ve inşallah ocağın sonlarına, Şubat'ın başlarına doğru da kurulumunu bitireceğiz ve artık Sera Kenti hem Eyüpiye'ye hem Şanlıurfa'ya hizmet verecek hale inşallah getireceğiz. Serakent neden önemli? Serakent'te hem üreteceğiz, Serakent'te hem de Eyüpiye'de ciddi manada işsizlik var. İstihdam noktasında da Eyüpiye'ye çok ciddi katkımız olacak. Serakent'imiz hem Eyüpiye'mize hem Şanlıurfa'mıza hayırlı olsun inşallah. Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hastane afet planı kapsamında yangın konulu masa başı ve yangın tatbikatı yapıldı. Merhabalar. Anladım. Ben arkadaşlar topluyorum. Anladım. Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hastane afet planı kapsamında yangın konulu masa başı tatbikatı ve yangın tatbikatı yapıldı. Hadi bozum be. Tamam. Senaryo gereği hastanede yaşanan olası bir yangın durumunda hastaların tahliyesi, güvenlik önlemlerinin alınması ve yangına müdahale safhalarından oluşan tatbikat gerçekleşti. Yapılan tatbikatta temsili olarak ateş yakılarak yangın tüpüyle nasıl söndürüleceği ve yangın esnasında binada mahsur kalan vatandaşların nasıl tahliye edileceği uygulamalı olarak yapılarak hastane personeli bilgilendirildi. Karaköprü Belediyesi ilçede Şanlıurfa'nın en büyük bayrağı olan dev bir Türk bayrağı dikti. 160 metrekarelik şanlı bayrak yapılan törenle Yaşam Park'ta göndere çekildi. Karaköprü Belediyesi ilçeye Şanlıurfa'nın en büyük Türk bayrağını dikti. 55 metre uzunluğundaki direkte gönderi çekilen 160 metrekarelik al bayrak, ilçenin en yüksek konumlarından olan Doğukent Mahallesi'ndeki Yaşam Park'ta bulunuyor. Şanlı bayrağı gönderi çekme törenine Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Karaköprü İlçe Kaymakamı Yakup Kılınçoğlu, öğrencilerle davetliler katıldı. Programda konuşan Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, ilçede Şanlıurfa'nın en büyük bayrağını dalgalandırmanın gururunu yaşadıklarını dile getirdi. Şanlıurfa'nın boyut olarak en büyük bayrağı olacak ve yanında konumu itibariyle de Şanlıurfa'nın en büyük bayrağını bugün şükürler olsun göklere çekeceğiz. Bir bayrak ülkenin bağımsızlığını gösteren en önemli simgesidir, unsurudur. Türk bayrağı ise rengini öncelikle şehitlerimizin kanından alması sebebiyle vatan için ayrıca kutsal bir anlam taşımaktadır. Yani bu bayrak el alede bir kumaş parçası değildir. Ülkemizin özgürlüğü ve bağımsızlığını temsil etmesi açısından güçlü bir anlamı teşkil eder. Karaköprü Kaymakamı Yakup Kılınçoğlu ise şöyle konuştu. Baktığınız zaman milletlerin bazıları
bayraklarını sadece bir simge olarak kullanıyorlar. Fakat bizim bayrağımız hakikaten renginden tutun ay yıldızına kadar hepsinin anlamı da önemi de çok büyük. Onun için Karaköprümüzde yeni yerleşim yeri olması hasebiyle böyle bir Hakimtepe'de bilim merkezimizin bahçesinde bu eksikliğin giderilmesinde emeği geçen değerli başkanıma, ekibine, tüm arkadaşlarımıza tekrardan teşekkür ediyorum. Konuşmaların ardından okunan İstiklal Marşı'yla şanlı Türk bayrağı göndere çekildi. Siverek Belediyesi'nce Saklıcene Takuran Vadisi için hazırlanan projenin hayata geçmesiyle bölgede turizmin canlandırılması hedefleniyor. Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanı ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Kasım Gülpınar'la Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u ziyaret eden Başkan Çakmak, kentin turizm potansiyeli konusunda da görüştü. Bakan Ersoy'a Takuran Vadisi konusunda bilgi veren Çakmak, bölgenin kültür ve doğa turizmine elverişli olduğunu dile getirdi. 3 etaptan oluşan ve Yeşilköy olarak adlandırılan projede kafeler, piknik ve kamp alanları, organik ürünleri yer alacağı köy pazarı bulunurken, Zipline etabında ise seyir tepeleri, gastronomi bölümü, kapari bitkisi yetiştiriciliği yer alıyor. Projenin son etabındaysa bölgenin ağaçlandırılması hedeflenirken Baki Mahallesi'ndeki evlerin onarımı ve arıtma tesisine yer veriliyor. Projenin çok geniş ve kapsamlı olduğunu belirten Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakmak, projenin vadi boyunca uygulanacağını söyledi. Kıymetli vekilimizle birlikte Kültür Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy'u ziyaretimizde Takuran Vadimizden de bahsettik. Takuran Vadimizin kültür turizmine ve doğa turizmine kazandırılması yönünde de bakanımızı bilgilendirdik. Sayın Bakanımızın Takuran Vadisi ile ilgili çok detaylı bilgilere sahip olmadığını görünce biz de hem resimlerle hem görsellerle hem de anlatımlarımızla bilgilendirdik. Kısmet olursa kendisi de Takuran Vadimizi ziyaret edip kültür turizmine özellikle de Go Turkey video tanıtım rehberine kaydını da destinasyona da eklenmesini de kendisinden rica ettik ve kabul gördü. İnşallah artık dünyanın her yerinde Go Turkey videosunda da Takuran Vadimizi de görmek nasip olacak. Bu tanıtım noktasında da Takuran Vadimiz bunu hak ediyor. Bölge halkımız bunu hak ediyor. İnşallah doğa turizminde çok güzel bir ivme kazandıracağımızı düşünüyoruz. Sevgili izleyenler, Gaziantep'te ehliyet sınavını geçmek için sesli ve görüntülü düzenekle kopya çekme girişiminde bulunan yabancı uyruklu bir şahsın kurduğu düzenek bu kadarına da pes dedirtti. Olay, geçtiğimiz haftalarda Şehit Kamil ilçesi Burak Mahallesi'nde bulunan esna merkezinde meydana geldi. İddiaya göre Ahmet isimli yabancı uyruklu bir şahıs ehliyet sınavına girmek için esna merkezine geldi. Şahıs sınav alanına girmek için X-ray cihazından geçerken cihazın uyarı vermesi ve şahsın şüpheli tavırları üzerine arama yapılmasına karar verildi. Yapılan aramalar sırasında şoka uğrayan ekipler, şahsın kıyafetinin yaka kısmına dikilmiş vaziyette kamera ve modemli kulak içi kulaklık düzeneği ele geçirdi. Şahsın kopya düzeneği ve sınavı geçme karşılığında 10 bin lira ödeme yaptığı da iddia edildi. Yaşanan olayın ardından gözaltına alınan yabancı uyruklu şahıs yapılan işlemlerinin ardından sınır dışı edildi. Şöyle kulağında da şey var... Karaköprü Belediye Başkanı Metin Badilli, Şanlıurfa Mimarlar Odası'na üye mimarlar ile bir araya gelerek inşaat sektörü ve yapılan çalışmalarla ilgili fikir alışverişinde bulundu. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Badilli rutin çalışmalarının yanında meslek kollarıyla da bir araya gelmeyi ihmal etmiyor. Bu bahsede sıkıntılar da olabilir ama bunlar giderilmeyecek sıkıntılar değildir.
Başkan Baydilli, Şanlıurfa Mimarlar Odası Şanlıurfa Şube Başkanı Ferhat Karadağ ve Yönetim Kurulu üyesi mimarlarla bir araya geldi. Mimarlarla Karaköprü'de yaptıkları çalışmaları ve ilçeye kazandırdıkları projeleri paylaşan Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, mimarlarla inşaat sektörü yapılabilecek projelerle ilgili fikir alışverişinde bulundu. Buluşma sonrası bir açıklama yapan Başkan Baydilli, yapılan toplantının ana hedefinin ilçedeki problemleri konuşmak olduğunu dile getirdi. Bizim de öncelikle bunu da göz önüne alarak Karaköprü'müzdeki öncelikle Karaköprü Belediyesi'ne gelen mimarlarımızın, mühendislerimizin, yatırımcı arkadaşlarımızın en güzel şekilde hizmetleri alabilmesi için teknik arkadaşlarla birlikte onları dinledik ve bunlara çözüm üreteceğiz. Mimarlar Odası Şanlıurfa Şube Başkanı Ferhat Karadağ ise kendilerini ağırladığı ve fikir alışverişinde bulunduğu için Başkan Baydilli'ye teşekkür etti. Yönetim kurulu olarak bugün bizlere randevumuza karşılık veren Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ve başkan yardımcıları, birim müdürlerine çok teşekkür ediyorum. Evet, hızlı büyüyen, gelişen bir kent, bir ilçe Karaköprü. Şehrimizi, kentimizi daha ileriye götürebilmek için bu istişare toplantısında yönetim kurulunda karar aldık. Başkanımıza bildirdik. Başkanımız buna karşılık verdi. Sağ olsun nazik ev sahipliklerinden dolayı biz tekrar kendilerine teşekkür ediyoruz. Yönetime çok teşekkür ederim. Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz, yeni yıl kutlama mesajında 2021 yılında olduğu gibi 2022 yılında da hemşehrilerine hizmet etme yolunda üstün bir gayret göstereceklerine dikkat çekti. Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz, 2022 yılı için bir mesaj yayımlayarak herkesin yeni yılını kutladı. Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz, yeni yıl kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi. Biz gücümüzü birliğimiz, beraberliğimiz ve halkımızdan alıyoruz. Yine her zaman olduğu gibi halkımızın yanındayız. 2022 yılı üretken belediyecilik projeleriyle Harran'da yaşayan hemşerilerimiz için yeni imkanlar sunacağımız çok başka harika bir yıl olacak. 2022 yılın Şanlıurfalı hemşerilerime, Harran'da hemşerilerime ve her nerede olursa olsun bütün Türk dünyasına hayırlara vesile olmasını diliyor, selamlarımı, saygılarımı iletiyorum. Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçın Kaya, yeni yıl dolayısıyla yayınladığı kutlama mesajında yeni yılın bütün İslam alemine, bütün insanlığa ve herkese hayırlı olmasını niyaz ediyorum dedi. Bir yılı geride bıraktık. 2021 yılına veda ederken Başkan Yalçın Kaya bir kutlama mesajı yayımlayarak herkesin yeni yılını tebrik etti. Mesajında bir yılda Akçakale'nin değişen çevresine dikkat çeken Başkan Yalçın Kaya şöyle konuştu. Bu önümüzdeki yılın bölgemize, bölge insanımıza, herkese barış, kardeşlik ve esenlik getirmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Bölgemiz maalesef özellikle Akçakale'de ve sınırda olması hasebiyle şu anda 140 bin tane mültecim ilçemizde bulunuyor. Bunları misafir etmeye devam edeceğiz. Biz istiyoruz ki bölgede huzur olsun, barış olsun, istikrar olsun ve herkes kendi yerinde kalsın, kendi vatanında kalsın. Bu duygu ve düşüncelerle önümüzdeki yılın pandemisiz, hastalıksız, barış ve istikrar, refah içinde olmasını dilerken herkesin de bu ülkenin bir ferdi olarak, bu ülkenin geleceğine güvenerek biz hiçbir zaman için ülkemizin geleceğini hep aydınlık gördük ve aydınlık görmek zorundayız. Şanlıurfa Spor ile iki gün önce sözleşme imzalayan teknik direktör Hakan Yılmaz, ailevi nedenleri gerekçe göstererek kulüp başkanı Emin Yetim'den affını istedi ve kulüpten ayrıldı. Hemen ardından ise Şanlıurfa Spor, daha önce gönderilen teknik direktör Serdar Bozkurt ile tekrar anlaşma sağladı.
Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Şanlıurfa Spor'da görevden ayrılan teknik direktör Ali Tandoğan'ın yerine Hakan Yılmaz'la anlaşma sağlanmıştı. İki gün önce Sarı Yeşilli ekiple 1,5 yıllık sözleşme imzalayan Yılmaz bugün takımdan ayrılma kararı aldı. Yılmaz sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda ailevi nedenlerden dolayı başkanımız Sayın Emin Yetim'den affımı istedim. Anlayışı için kendisine teşekkür ediyorum. Büyük Şanlıurfa Spor'a başarılar diliyorum ifadelerine yer verdi. Bu arada Hakan Yılmaz'ın gitmesinin ardından Şanlıurfa Spor'da hareketli saatler yaşandı. Teknik direktör Hakan Yılmaz'ın ayrılmasından sonra Serdar Bozkurt'la yeniden anlaşıldı. Sezonun başında Gürses Kılıç'ta yolların ayrılmasından sonra takımın başına Serdar Bozkurt getirildi. Ve 3 haftalık süreçten sonra hocayla yollar ayrıldı ve o dönem takımın başına Ali Tandoğan getirildi. Ali Tandoğan'la 6 hafta çalışan Şanlıurfa Spor istediği verimi alamayınca yolları ayırdı. Ailevi sebeplerden Hakan Yılmaz'ın ayrılmasından sonra kulüp eski teknik direktörü Serdar Bozkurt'la tekrar anlaştı. Hadi! Teknik direktör Serdar Bozkurt yeni kamp döneminde takımın başında olacak. Şanlıurfa Spor Kulübü sosyal medya hesabından kulübümüz teknik direktör Serdar Bozkurt'la anlaşmaya varmıştır. Teknik direktörümüz Serdar Bozkurt 1 Ocak 2022 tarihinde kampımıza katılarak göreve başlayacaktır. Tüm Şanlıurfa Spor camiamıza ve teknik direktörümüz Serdar Bozkurt'a hayırlı olmasını dileriz ifadeleri yer aldı. ...2021 yılının son ana haber bülteniyle huzurlarınızdaydık sevgili izleyenler. Geride bıraktığımız 2021 yılında yaşanan talihsizlikler, hastalıklar, ekonomik krizlerin de geride kalmasını temenni ediyoruz. Yeni yılın herkese başta sağlık olmak üzere huzur ve mutluluk getirmesini diliyoruz. Seneye buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.